Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün doğum günü pastası hazırlayacağım. Küçük bir tane, öyle büyük yapmak istemiyorum. Çok da uğraşmak da istemiyorum. Pandispanya hazırlayacağım ama basit olanından. Malzemesi de oldukça az. Kremasını da kendim yapacağım. Aslında bu pastayı damak tadınıza göre süsleyip hazırlayabilirsiniz. Kremasını ve pandispanyasını hazırladıktan sonra. Ben çikolatalı yapmayı planlıyorum ama meyveli de çok güzel oluyor. Çilek, muz, kivi, ananas, ne istiyorsanız kullanabilirsiniz. Hazırlamaya başlayalım. Tarifi detaylı olarak videoda sizlere anlatacağım. 4 tane yumurtamızı çırpma kabına koyalım. 1 su bardağından 1 parmak eksik şekerimizi de dökelim. Yaklaşık 5 dakika yumurta ve şekerimizi çırpıyoruz. Rengi açılıp iyice köpürecek. 1 su bardağı artı 1 yemek kaşığı dolusu unumu eledim. Yarım pakette kabartma tozu koydum. Kaşıkla böyle yavaş yavaş ekleyerek çırpalım. Dikdörtgen tepsimize pişirme kağıdını koyalım. Hazırladığımız harcı da dikkatlice döküp yayın. Fırını 170 derecede alt üst ayarda açıp ısıtmıştım. Sıcak fırında yaklaşık 20 dakika kadar pişireceğim. Pişirme kağıdı koyup üzerine şeker serpelim. Fırından çıkardığımız gibi kabuk ters çeviriyorum. Soğuduktan sonra pişirme kağıdını dikkatlice çekelim. Ortadan ikiye keseceğim. Kenar kısmını keseceğim. Biraz burası yamuktu zaten. Kremamızı hazırlayalım. 2 tane yumurtamızı tenceremize kıralım. Çırpıcı ile karıştırın. Yarım bardaktan 1 parmak eksik şekerim var, 80 gram. Onu da döküyorum. Bardak un, bu da 80 gram. İyice çırpın, topak topak kalmasın. Bir paket vanilya. Sütüm var. Çok az döküyorum. Karıştırmaya devam. Geri kalan sütü cezveye alıp ılıtacağım. Kaynatmıyoruz. Ilıması yeterli. Sütüm ılıdı. Yavaş yavaş dökerek karıştıracağım.
tenceremi ocağa alıyorum. Karıştırarak pişirmeye devam edeceğim. Ocaktan çekebiliriz. Hazır. Üzerini streçleyip odasına gelene kadar bırakacağım. Bir poşet toz krem şantiyi dökelim kabımıza. Soğuk olan 200 gram krema. Bunu da döküyorum. Bir paket daha kremam var ama yarısını döküyorum. Toplamda 300 gram krema ve bir poşette krem şanti katılaşana kadar çırpalım. Odasına gelince buzdolabında da yarım saat beklettim. Dakika mikserde çırpıyorum. Kremanın yarısını ekleyelim. Sadece 1 dakika çırpalım mikserde. Pastanın kreması hazır. Kullanana kadar bunu da hemen buzdolabına kaldıralım. Çilek reçeli sürüyorum. Aslında istediğiniz gibi de yapabilirsiniz bundan sonra. Kreması hazır. Pandispanyası hazır. İsterseniz meyve doğrayın. Kremadan dökelim. Diğer parçasını koyuyorum. Kalan kremayla pastanın yanlarını ve üstünü kaplayalım. Üzerine sütlü çikolata rendeleyeceğim. Çikolatayı ben mer usulü erittim ve biraz da krema koydum. Bu şekilde kenarlarına döküyorum.
Artan kremayı sıtma torbasına koydum. Üzerine şekiller vereceğim. Ve pastamın her şeyi hazır olacak. Buzdolabına koyup 3-4 saat bekledikten sonra yenebilir. Ama ben bir gece bekleteceğim. Pastam bir gece buzdolabında dinlendi. Pastanın da içi bu şekilde. Yumuşacık ve inanılmaz lezzetli oluyor. Hiç meyve kullanmadan benim gibi sadece hem kekini ıslatmak için hem de lezzet vermesi için marmelat koyabilirsiniz. Kayısı, böğürtlen ya da vişne, çilek. Tabii isteyenler meyve de koyabilir. Yazın yapsaydım mutlaka çilek eklerdim, taze çilek alıp. O zaman da çok güzel oluyor. Bugünlük benden bu kadar. Tarifimin sonuna geldim. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.